Selamlar herkese, ben Mert ve Japonya'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Europa Universalis'te tabii ki. Şimdi bakalım. En son bunları korluyormuşum. Tamam, teknolojide geri değiliz aslında. Rönesans'ı almadığımız için aslında birazcık geriyiz. Çok geri değiliz. Değil mi? Evet. Maksimum sanırım 6-6-6 olabilirdik. 7-7-7 ya da bilmiyorum. Bakacağız artık. Development bastığım bir yer var mıydı onu hatırlamıyorum. Dün çektim aslında ilk bölümü ama. Sanırım yok. Eğer yoksa hiçbir sıkıntı yok. Buluruz basacak bir yer. Io'da isyan çıkacakmış. O biraz Free Company gelebilir. Sıkıntı yok. Ekonomi ne durumda? Bir de sanırım Heavy Ship yapıyor muydum? Yapıyordum. Evet, tamam. O zaman sıkıntı yok. Buraya basabilirim, Tokyo'ya basabilirim. Tokyo'ya basacağım. Tabii ki. Biraz bir zaman geçsin. Bayağı bir isyan çıkacak. Maalesef ki. Tokyo'da mı? Aha. Sonra da buraya gelin. Bunu da bu arada shift ile yapıyorum. Bir yere sağ tıkla gönderdiğimde başka bir yere shift sağ tık yaparsam oraya gittikten sonra oraya git anlamına geliyor. Ama tabii bunu yapmam şu an iyi olmadı. Neden iyi olmadı? Çünkü burayı işgalden kurtarmamız lazım nihayetinde. Tabii ki otonomi vermem, o yüzden ignore them maalesef ki. Böyle bir liderimiz mi varmış bizim? Bir tane daha general alalım. Daha iyi ama tabii ki. Kono, Io'da çıkacak. Tamam. Peasants War başlamıştı, doğru. Nasıl bitiyor? Manpower %50 olduğunda. En azından para konusunda sıkıntımız yok şu anda. Güzel. Bunları geliştirmek istemiyorum. Hatta development basmaya başlayayım. Maksimum kaç olabiliyor? 98. Tamam, sıkıntı yok. Buraya development basamıyorum çünkü doğru. Burası Sagami henüz core olmadı. En azından şuraya geliştirebilirim ama sanırım. Bir de burası. Başka var mı? Burası da var. Sonraki isyan Yamato'da. Yamato nerede? F'ye basıyorum bulmak için.
burasıymış. Biraz hızlandırabilirim. Eçizende eçizenin şurada bir yerde. Heh. Vegetimiz gidebilir full çünkü şu anda. Bir tane normal basacağım. Tamam, sonunda state yapabildim. Encourage development, local development cost 10 azalsın diye. Sonra production basmak için burası fena değil. Ama esas önemli olan yer burası. Ben bir de infrastructure geliştirmeyi unuttum. O benim hatam oldu. Tamam. Şimdi tekrar infrastructure geliştirmek için beklemem lazım. Infrastructure geliştirince governing capacity bayağı bir artıyor. Yani governing cost'u daha doğrusu. Kapasite artmıyor. Hani kapasiteden götürüyor. Bu ne? Yani alttakini seçeceğim şu anlık. Mercenary'ye ihtiyacım var. En güzel production nerede yapılıyordu? Galiba bir yerde altın buluyordu. Ya da olmuyormuş belli ki. Kağıt üretilen yerler var. Kağıt da bayağı değerli. Ama köşede bir yer olması lazım onun için. Evet, burası devastation almış. Burayı da bir düzeltebilirim. Evet, burada da devastation var. Tamam. Devastation olduğunda bayağı bir debuff yiyor orası. Yerde varsa hatta bir göstereyim ben. Gösterseydim iyiydi yapmadan da. İşte development cost artıyor, local goods produced azalıyor, manpower azalıyor, sailor azalıyor. Baya baya bir her şeyden biraz debuff yiyor. Genel olarak öyle. O sebeple devastation'ı kaldırmak gerekir. Prestige gitsin. Ha, burayı geliştirdiğim için sıkıntı. Alttakini seçsem daha iyi olacak sanırım. Tamam. Diplomasi puanı hiç iyi değil bizim liderin, o yüzden lazımdı. Geliştirmeden önce tamamen korlamam lazımdı ve de bu da benim bir hatam. Otonomiyi burada azaltacağım. Peki ne kadar gelmişsin Rönesans? Bayağı bir gelmişsin aslında. Ben basıyorum çünkü bunu unuttum. Evet. Infrastructure geliştirmeyi bekliyordum. Kadar getirmişken Rönesans'ı getirsek iyi de tabii. Daha yayılmasını falan bekleyeceğiz. Tamam. Son bir tane daha ve bitti. Rönesans geldi. Şimdi yavaştan ülkeye yayılmaya başlayacak. İsyan çıkacak ama sıkıntı yok. Bunlar birleşsin ve Tokyo'ya gelsin.
Kore ile zaten rival değil miydik? Biz öyleydik. O değilmiş. Belli ki. Buraları geliştirebilirim. Kozuki'yi de 15 yapacağım. Sonrasında edikti kaldırabilirim. Hem influence hem loyalty kaybederim. Maalesef alttaki. Great power olmuşuz. Güzel. Buradakini kaldırıyorum. Hatta bunu da kaldıracağım şu anlık. Higo. Kaleleri kapatabileceğimi düşünüyorum. Bunu seçeceğim. Sonra da Marketplace yapacağım Tokyo'ya. Ming ne durumda? İyi durumda. Neden bilmiyorum ancak henüz Ming parçalanmamış. Mandate ne durumda? Yine iyi durumda. Setsu'ya da bir marketplace yapıyorum. Peasants War daha başlamamış mıydı? Aa. Evet. Mantıklı. Ben başladı diye hatırlıyordum. Evet, benim hatam. Dikkat edemedim. Alttaki. 26 bin. Manpower'a ihtiyacımız var tabii ki. Higo'ya. Tabii ki para şu durumda. Legitimacy, Prestige, kurtardık her şeyi. Ama burada tabii ki hala isyan çıkacak. Dursunlar orada bakalım. Seçebilirim, sıkıntı yok.
Bir kaleleri açacağım, sonra da Seasland diyeceğim. Şu anda sadece Rönesans'ın yayılmasını bekleyeceğiz biraz daha. Ya da paramızın yetmesini tabii ki. Ama halihazırda yayılmaya başlamışken biraz yayılmasını bekleyebiliriz. Bu core'ları da yapmam önemli. O yüzden öncelikle onları koruyorum. Şu an Rönesans Embrace'lemem saçma çünkü geliştireceğim bir tek military teknolojili bir Rönesans'la. Ama yakın zamanda savaşa girmeyeceğim. Admin geliştirebileceğim zaman, admin geliştirmeye yaklaştığım zaman Rönesans Embrace'leyeceğim. Görevim neydi? Setsu'yu 5 manpower. Böylelikle halletmiş oluyorum. Güzel. Ming ile ilişki geliştirmek mantıklı olabilir. Otonomi düşürebildiğim kadar düşüreyim. Tamamdır. National Manpower olabilir. Trade Efficiency olabilir. O kalsın. Idea Cost azaltan şey çok işimize yarayacak. Dört tane atlı basacağım. Benim genellikle kullandığım tarz 20K'lık askerler. 6 topçu birliği, 4 atlı, 10 da infantry. Yeterli oluyor genelde. Satsuma neresiydi? Burası. Bence Satsuma'yı hallederiz. Nasıl ya? Peki. Yukarıdaki olsun. Buradan da Colony Development Boost alayım. Yakında koloni işlerine girişeceğiz. $700 istiyor artık. Mercantilism kazanayım. Legitimism 100, o yüzden sıkıntı yok. Buraya da gelmiş Rönesans, güzel. Aha, ucuz bir advisor sonunda.
İsyancı çıkacak ama toprağa ihtiyacımız var. Ama yakında military power'la development'a basacağım. Development cost'un artmasını istemem. Ay değil ki olsun. Centralized. Otonomi düşürüyor en azından. Genel olarak. Bunu da tabii ki infrastructure geliştireceğim. Bir de production geliştirmem iyi olur çünkü Silk 4 değeri var. Daha fazla basamıyorum. Tamam, bunu da yapayım. Bayağı bir buff oluyor çünkü. Governing cost'u artsa dahi. Hatta Great Project geliştirebilirmişiz. Subject'imiz yok. O yüzden yapmaya gerek yok onu. Buna bakayım. Bence yine gerek yok. Bu fena değil. Bir şey daha vardı. Bu da fena değil bence. Şimdi Seasland diyebilirim. Tabii bir de bunu kaldıracağım. Tabii ki alttaki o kadar fazla otonomi hiç iyi değil. Bu isyan nerede çıkacak? Açıkçası çözemedim. Cevap her yerdeymiş. Tabii ki her yerde değil ama iki yerde. Tax modifier fena olmayabilir. Onu alayım. Admin puanım geliştirmeye sanırım yetiyor şu an. Yetmiyor ama yakın. Ben şimdiden diplomasi fokus seçeceğim. Bu sayede exploration'ı aldığımda diplomasi daha hızlı gelişiyor olacak. Promotluyorum. %75 total navy size. Bunu 20'ye çıkartırım yavaş yavaş. Mecbur para ödeyeceğiz. Para ödeyeceksek %1'lik borç alayım. Ve maalesef Çin bizi düşman seçti. Enflasyon düşüreni alayım. Fazla otonomi düşmüyor ve bunu verebiliyorum. Ama şimdi diplomatik puan lazım. Aslında önemli başka bir şey daha yapabilirim. Onun için önce borçlarımı ödemem lazım. Bir borç kaldı.
Onu da ödedim mi tamamdır. O borcu da ödediğimde burjuvalara bir ayrıcalık, privilege daha vereceğim. Ama bunun tek sıkıntısı indebted. Yani bu %1'lik borçları indebted'ı alamayacağım uzun bir süre. Başka bir privilege'i kaldırmam gerekecek. Ki o da imkansız gibi bir şey bu merchant goods için. O da güzelmiş. Grand New World Charters yok galiba. Normalde öyle bir privilege'in gelmiş olması lazımdı. Ancak bulamadım. Neyse, daha iyi. En azından bu slot kalacak. %1'lik borçlar için. 5 tane daha. Burası da bir tek buraya kadar taşınmış. Müttefikleri de yok. Aslında güzel bir fırsat. Bu da demektir ki savaş vakti. Biraz gemiye ihtiyacım olabilir. Stability kaybetmek istemiyorum. Maalesef izolasyon kısmını istiyorum. Burası çok uzak ancak burası yeterli diyebiliyorum normalde. Tabii önce politikamızı seçeceğiz. Ben genellikle native'lerin çıkmayacağını seçiyorum. Savaş açabiliriz. Onların 7000 askeri var sadece. O yüzden hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
Alabilirsem açıkçası buradaki topraklarını da alabilirim. Savaşı bitmiş mi? Bitmemiş Jianzhou'yla. Zaten buraları Jianzhou almış. Ben isyancı zannettim yani. Siyah olunca öyle oluyor. Tane taşıma gemisi almış. Ha, her yeri veriyor bile. Pekala alalım. Kolaydı. Yapalım. Neden olmasın? Geri gemi biraz sıkıntı. Ne yapabilirmişim? Neden olmasın? İlla ki ileride bir ara yaparız. Ah, buraya gönderemiyorum hala. Pekala. Burası da olmuyor. Bu ideyi bitirince belki olur. Peki benim ilişki geliştirebileceğim düzgün bir müttefik olabilecek biri Jianzhou da olmaz. Kimse olmaz açıkçası Oyrat. Bir tek Oyrat gibi. Oyrat'ın Truce War Ming'le daha önce savaşmış. Oyrat'ı yenememiş Ming. Taşıma gemisini sildim ancak daha fazla gidemiyorum. Buna acil diplomasi puanı lazım. Stabilite olsun. Hatta bir tane daha geliştirseydim asmadan önce güzeldi. İzolasyon. Su neresiydi? Ha burası. Okeydir. Basalım. Üst tarafta. Buraya gönderebiliyorum sonunda. Tabii ki explore diyebilirim. Northwest Pacific olsun şu anda. Kötü oldu. Umarım alamaz orayı. Aldı. Trade mi, tax mi? Şu anlık taxmiş.
Northwest Pacific Coast diyeyim ama nereye bakacak o anlamadım böyle deyince. Tamam. Oradaki isyancıyı da bastırdığımıza göre Army Maintenance'ı sıfıra çekebiliriz. Savaş yakın zamanda olmayacak. Production olsun. Tax. Oo, bu sıkıntı. Otonomi yine de düşüreceğim ama. Army Maintenance fulliyorum. Tam fulllediğim sırada çıktı. Bir general almam lazım. Alt fire var, çok iyi. Nasıl ya? Yok artık. Kendi yerini korumak için isyancı saldırdı. Güzel. Development basmak için mantıklı olacak. Ama olabildiğince geç basmak istiyorum ki o kadar uzun sürsün. Hadi alalım. Tamam. Zar zor. 2.'yi infrastructure seçebileceğimizi düşünüyorum ama. İnovatif de mantıklı. Ya da ekonomik. İnovatif olsun. Neredeyse 1500 oldu, muhtemelen koloniciliği yakalayamayacağız. Ancak iyi denemeydi.
10 yıl range'i artıran bir advisor gelebiliyor mu acaba bu kültürde? Şu an stabilitenin mantıklısı. Hadi bir yetişin. ...1500 oldu, çıktı mı? Evet, çıktı. Oraya gelseydi sayılıyordu sanırım. Ucu ucuna kaçırdık ama sıkıntı değil. Sonuçta biz de koloni yapmaya başladık. Yavaş yavaş da olsa. Şu isyancıları bastırıp bu bölümü bitirebiliriz. Provoke dememe gerek yok, kendileri çıksın. Maintenance kapattık. Prestige değil çünkü legitimacy, çünkü 100 legitimacy'miz var. Bence legitimacy gidebilir. Bir de şu 3.84 faizli olanı kapatayım. Ah, Seasland diyebilirim. Onu da diyeyim kapatmadan. Seasland diyeceksem Army Maintenance da fırlayacağım tabii ki. Gerçi kapatabilirim şu anda çünkü mercenary'lerin maintenance'ı hep fullmiş gibi sayılıyor. Her ne kadar kapalı olsa da. Şu anda bundan kurtulabiliriz. Bayağı bir crownland aldık. Unbalanced research. Corruption veriyormuş. Diplomasiyi geliştiremedik idealardan ötürü. O sıkıntı oldu. Neyse. Bu bölümlük bu kadar olsun. Üstümüzdeki minik ülkeyi yedik ve artık Amerika'yı bir nebze de olsa görebiliyoruz. Amerika'nın Kaliforniya kısmını Japonlaştırma projemiz başladı. Yani Kaliforniya başlamasa da adımımızı attık. Şu gördüğünüz şeyle. Neresiymiş? Unangan. Hiç duymadığım bir yer ama orada artık Saigoku kültüründen olanlar olacaklar. Bir de işte bu adayı aldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.